Şimdi de Çağlayan Kıtağı'dayız. Efendim, tabii ki fuar günlüklerinin içerisinde TÜYAP'tayız. TÜYAP'ta Damla Bakliyat'tayız. Firmamızın Genel Kurul Başkanı Salih Bey var yanımızda. Merhabalar. Hoş geldiniz standımıza. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Ne demek? Biraz kendinizden ve firma geçmişinizden bahseder misiniz? Firmamız 1983 yılında kurulmuş bir firma. Gıda toptancısı olarak başladığımız serüvenimize 1985 yılından itibaren bakliyat alanına odaklanıp kendimizi bu konuda geliştirmeye başladık. Ankara ve Mersin'de olmak üzere iki tane tesisimiz bulunmaktadır. Hem ulusal marketlerde hem de yerel marketlerde hem ithalat hem ihracat tarafında yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Efendim, ülkemizde sanırım bakliyat üzerine en öncü ülkelerden biriyiz. Çünkü fark etmiyor konumumuzun ne olduğunu, pilavı sevmeyen var mıdır ya da bir kuru fasulyesiz ev acaba olabilir mi? Sanırım bunlarla başladınız. Kaç kalem ürününüz var? Şu anda toplamda yaklaşık 50 kalem ürünümüz var. 500 gramdan başlayıp 25 kilograma kadar çıkan paketleme yeteneğimiz var. Yani ürünlerimizi müşterilerimize bu şekilde sunabiliyoruz. Hem market kanallarında hem ev dışı tüketim kanallarında, yani otel, restoran, yemekhane gibi kurumlara ürünlerimizi sağlıyoruz. Ürünlerimizi oralarda müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Efendim, zaten ülke olarak bir de bu anlamda övünebiliriz. Her ne tür yemeğimiz olursa olsun bize karşı turistlerin ve yabancıların zaten ilgisi var. Özellikle de dış ticarette de bu konuda hakimiz biz. Tabii ki. Özellikle bulgur, biliyorsunuz, üretimi sadece Türkiye'de, dünyada. Bize has, bize özgü bir ürün. Bu konuda Türkiye'nin devlet kurumlarının da bulgurun tanıtımıyla alakalı çok büyük girişimleri var. Biz de firmamız olarak devletimizle her zaman bu konuda birlikte çalışıyoruz ve bulgurun dünya piyasasına yer edinmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi bir de bu işin organik tarafı, efendim, orijinal saf tohum denilen üretimler söz konusu. Bununla ilgili kişilere özellikle şu tohum ya da şu üretimle beraber ürün almalarını nasıl tavsiye edersiniz? Burada müşterilerimize, tüketicilerimize şu şekilde bir yönlendirme yapabiliriz. Menşeini bilmedikleri, özellikle çuvallı, top poşette satılan, üzerinde hiçbir etiketi, gıda kodeksi olmayan ürünlerden uzak durmalarını tavsiye ederiz. Hala günümüzde ne yazık ki ürünlerle ilgili son kullanma tarihine bakmayan insanlar var ve bakliyat konusunda da sanki 100 yıl kalsa kullanabilirmiş gibi düşünülüyor. Bu doğru mudur, yoksa bakliyatta da son kullanma tarihi önemli midir? Bakliyatın 2 yıl bir son kullanma tarihi vardır. Ancak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Doğru koşullarda saklandığı zaman 3 ila 4 yıl arasında da ürününe göre değişiklik gösterebilir, dayanabilir. Ama tabii ki bu ürünün 2 yıldan sonra nemini, rengini ve şeklini kaybetmesiyle bozulma yoluna gider. Yani 40 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. Atalardan gelmek, bayrağı devralmak. Zaten sizden sonra da sanırım bayrağı devralacak birileri vardır diye İnşallah. Düşünüyorum. Peki, kurum olarak altını çize çize tekrarlayalım. Büyük ulusal marketlere veriyorsunuz ürünlerinizi. Aslında birçok kişinin kesesine de uygun ürünlerimiz var. Birçok kalem ürünümüz var. Yeni ürün dahil edeceğiz mi? 81 ilde de var mıyız? Şu an için 81 ilde e-ticaret üzerinden, bildiğimiz e-ticaret kanalları üzerinden son kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz. Ama İç Anadolu ve İç Anadolu çevresinde, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz bölgesinde de markamız olmak üzere tüm marketlerde ürünlerimizi bulabilirsiniz. Peki, son olarak sizi tercih edenlere neler söylersiniz? Bizi tercih edenlere şunu söyleriz. Kesinlikle bakliyat hafife alınacak bir ürün değil. Bakliyatı bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz, protein oranlarına göre baktığımız zaman besin değerlerinde, özellikle mercimek konusunda. Tabii, mercimek, nohut besin değerlerinde neredeyse ete eşdeğer bir protein oranı var. Bakliyat tüketimine ağırlık versinler. Bakliyat size gerçekten doğru besin değerini sağladığı için gayet sağlıklı bir besin ve sizin vücut yapınıza, vücut sağlığınıza da çok faydalı olacak. Çocuklarımızı küçük yaşlarda bakliyat yemeye özendirip
kesinlikle bakliyat yemeklerini öğretmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki görüştük. İyi ki geldik efendim. Çünkü Türk olarak bakliyatı en çok tüketen ve üreten, en sağlıklı şekilde üreten ülkelerden biriyiz. Ve 40 yıllık geçmişiyle buna öncülük yapan Damla Bakliyat'ta sizin için ellerinden geleni yapıyorlar. Salih Bey'in de dediği gibi iyi bir pirinç pilavı, hatta hakkaniyetli bir bulgur pilavı da yedirebilirsiniz.